Vay 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 vay. Herkese merhabalar. Vay Furkan, neler yaptın öyle çiçekler böcekler. Vallahi ben hayatımda ilk defa salça yapıyorum. Ya çok yaşlanıyorum ya da artık böyle şeyler yapılmıyor ya. Böyle gözünüze gözünüze sokmak, böyle hatırlatmak istiyorum. Hiç de zor bir şey değilmiş. Biz 15 kilodan yapıyoruz. Zehra annem bugün benimle birlikte tekrardan. Onun çok da dumanda kaldım. Evet. Şöyle yapayım kendime. Her ıslanmadan balık tutulmuyor. Bu da bunun meşakkati. Harun beni yakaladı. Zehra anne hem biber salçası hem domates salçası yapacak. Aslında bir nevi böyle kışlık hazırlık yapacağım. Birazdan da mutfağa geçeceğim. Bamya koyacağız buzluğa. Barbunya, fasulye. Taze fasulye koyacağız. Sonra közlenmiş patlıcan koyacağız. Közlenmiş biber. Koyabildiğim kadar buzluğa sebze koymak istiyorum. Biliyorsunuz bunlar büyük annelerimizin, annelerimizin aslında çok güzel bir alışkanlığı. Yapmıyoruz artık. Yapalım, çok kolay gerçekten. Mesela ben böyle imkanım var. Bahçeye ateş yaktım. İki tane de güzel kazan koydum. Birinde domates, birinde biber salçası yapıyorum. Domates salçası şöyle yapılıyormuş. O salçalık domates var böyle uzun oluyor. Onun kabuklarını soyduk. Kuşbaşı doğradık. Rondodan geçirmedik. Çünkü o zaman çok sulanıyor. Derdimiz zaten 3 saat mi sürer, 4 saat mi? Bütün suyunun gitmesi. Evet. Ondan sonra ne yapacağız? Sereceğiz. Evet, sereceğiz tepsileri. Güneş ışığında kurutacağız. 2-3 gün sonra basacağız. Evet, sık sık da karıştıracağız. Alt üst yapmak için. O iş bana kalacak. Evet. Çok zevkli bir iş. Şimdi bunu yaparken ben hemen bir püf noktası söyleyeyim. Domatesleri soyarken en üstünden şöyle iki tane çapraz bıçakla kessinler, kaynayan suya atsınlar, 2-3 dakika tutup çıkarsınlar, hemen soyulur. Şöyle tutunca çıkıyor kabuğu. Evet, evet. Böyle soymanıza gerek kalmıyor. Evet. Biberde de kuşbaşı böyle bıçak arası gibi doğrayacaksınız. Çok küçük küçük olması lazım ki kolay erisin. Tabii. Tuz attın. Evet. 10 kilo bibere, kırmızı salçalık bibere ne kadar tuz attın? Şimdi salçalarda tuz miktarı önemli değil. Çok da olsa yemeğe az koyarsınız. Çünkü tuz salçaların bozulmasını engelliyor. Ha. Engellediği için tuzun fazla olması hiçbir şeyi etkilemez. Tamam, süper bir püf noktası. Şimdi eskiden tabii biberi böyle doğramazlar, et makinesinde çekerler, kıyarlardı. Et makineniz varsa ne âlâ, evet. Daha da güzel olur. Şimdi böyle şu taşları var ya, Çağatay Demir'den gitmiştim hatırlarsanız çiftliğe. Böyle bir çok sık sık karıştıracağız. İstiyorsan Çağatay, bir sen bir ben karıştırırız. Son olarak da güvecimizi yapalım. Aynen. Onunla ateş yakmıştık. Bildiğin servis arabamıza koydum, çaldım onları. Yani çaldım demeyeyim de Çağatay'dan dedim ki ben bunlara el koyuyorum. Aldım bak. Kuruması var. Arada tak 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 kafamıza düşüp duruyor. Bir tane Harun çeker şimdi. Kafamıza düşmezse ne âlâ diyorum. Şimdi bunlar kendi kendine olacak zaten. Evet. Yani. Ama bir küçük püf noktası vereceğim. Evet. Şimdi biberi doğradığımız zaman tuzunu hemen atmamız lazım ki biraz sulansın diye. O bir türlü dibini tutar. Daha ama kaynamadan. Evet, kaynamadan sulansın diye. Bak biraz sulandı Selcim. Domatesi hemen atmaya gerek yok. O zaten hemen sulanıyor. Tamam. Ama istersen şimdi tuzunu atalım onun. Olur. Şöyle dediğim gibi çok tuz atmanın hiçbir sakıncası yok.
Evet, böyle iki tane koyalım. 3-4 kaşık attın, evet, yemek kaşığı. Evet, evet. Şimdi bir bakarız sonra tadına. Kaç saat sürer bunun? Valla 2-3 saat sürer, şimdi, değil evet, mi? Evet, iyicene eriyip salça haline gelebilmesi tamam için. Biliyorsun Gaziantep'te falan bunları böyle kaynatmadan makinede çekip direkt olarak tepsilere döküp gün ışığında kurutuyorlar. Evet, onların salçaları çok ama güzel bir de oluyor. Güneş oradaki, evet, çok önemli. Doğru. Biz burada o güneşi bulamayız. Aynen. Ya da bu salçaları şimdi bu şekilde kaynattıktan sonra 1 kiloluk kavanozlara sıcak sıcak basıp kapağını kapatıp ters çevirip öyle de kullanabiliriz. Muhtemelen hemen kurutamazsak da küflenecektir. Evet. Şey tahmin yürütüyorum. Ben de isot görmüştüm öyle şey güneyde. Yerlere, sokaklara böyle, evet, sermişler. İsot da pul biberin daha çok güneşte kalmış hali. Aynı biber aslında. Kapkar oluyor o güneşten. Evet. İnanılmaz bir görüntü. Biz şimdi burayı ekip arkadaşlarımıza devrediyoruz. Evet. Arada gelip karıştıracağız. Ateşi eksilirse ateş ekleyeceğiz. Odun ekleyeceğiz daha doğrusu. Oklavalarımız böyle dursun. Evet, biberin ağzını kapatayım ben biraz. Olur. Domatesinki açık durabilir. Şöyle bırakalım burayı. Mutfağa buyurun. Çatlama, patlama ne olur. Taşlar da olmuştur, taşlar genleştiyse. Buzdolabına, buzluğumuza bir sürü sebze koyalım. Bence benim hiç şu anda öyle sadece içimden geldiği için söylüyorum. Sen bana bir de poğaça yaparsın. Tamam, hemen, ha? Hemen. Vallahi hemen. Hemen şıpşak bir, tamam, de poğaça hemen yaparız. Tamam, hemen şıpşak kolay bir poğaça şu yapalım. Şu masada da keyif yaparız, tamam, hadi gelin. Merhabalar, vay Furkan neler yaptın öyle çiçekler böcekler. Valla ben hayatımda ilk defa salça yapıyorum. Ya çok yaşlanıyorum ya da artık böyle şeyler yapılmıyor ya, böyle gözünüze sokmak, böyle hatırlatmak istiyorum. Hiç de zor bir şey değilmiş. Biz 15 kilodan yapıyoruz. Zehra annem bugün benimle birlikte tekrardan. Onun çok da dumanda kaldım. Evet. Şöyle yapayım kendime. ıslanmadan balık tutulmuyor. Bu da bunun meşakkati. Harun beni yakaladı. Zehra anne hem biber salçası hem domates salçası yapacak. Aslında bir nevi böyle kışlık hazırlık yapacağım. Birazdan da mutfağa geçeceğim. Bamya koyacağız buzluğa. Barbunya, fasulye. Taze fasulye koyacağız. Sonra közlenmiş patlıcan koyacağız. Közlenmiş biber. Koyabildiğim kadar buzluğa sebze koymak istiyorum. Biliyorsunuz bunlar büyük annelerimizin, annelerimizin aslında çok güzel bir alışkanlığı. Yapmıyoruz artık. Yapalım, çok kolay gerçekten. Mesela ben böyle imkanım var. Bahçeye ateş yaktım. İki tane de güzel kazan koydum. Birinde domates, birinde biber salçası yapıyorum. Domates salçası şöyle yapılıyormuş. O salçalık domates var böyle uzun, evet, oluyor. Onun kabuklarını soyduk. Kuşbaşı doğradık. Rondodan geçirmedik. Çünkü o zaman çok sulanıyor. Derdimiz zaten 3 saat mi sürer, 4 saat mi? Bütün suyunun gitmesi. Evet. Ondan sonra ne yapacağız? Sereceğiz. Evet, sereceğiz tepsileri. Güneş ışığında güneşte kurutacağız. 2-3 gün sonra, evet, da, evet, basacağız. Evet, sık sık da karıştıracağız. Alt üst yapmak için. O iş için bana kalacak. Evet. Çok zevkli bir iş. Şimdi bunu yaparken ben hemen bir püf noktası söyleyeyim. Domatesleri soyarken en üstünden şöyle iki tane çapraz bıçakla kessinler. Kaynayan suya atsınlar. 2-3 dakika tutup çıkarsınlar, hemen soyulur. Şöyle tutunca çıkıyor, evet, kabuğu. Evet, böyle, evet, böyle böyle soymanıza gerek kalmıyor. Evet. Biberde de kuşbaşı böyle bıçak arası gibi doğrayacaksınız. Çok küçük küçük olması lazım ki kolay erisin. Tabii. Tuz attın. Evet. 10 kilo bibere, kırmızı salçalık bibere ne kadar tuz attın? Şimdi salçalarda tuz miktarı önemli değil. Çok da olsa yemeğe az koyarsınız. Çünkü tuz salçaların bozulmasını engelliyor. Ha. Engellediği için tuzun fazla olması hiçbir şeyi etkilemez. Tamam, süper bir püf noktası. Şimdi eskiden tabii biberi böyle doğramazlar, et makinesinde çekerler, kıyarlardı. Et makineniz varsa ne âlâ, evet, daha da güzel olur. Şimdi böyle şu taşları var ya, Çağatay Demir'den gitmiştim hatırlarsanız çiftliğe. Böyle bir çok sık sık karıştıracağız. İstiyorsan Çağatay, bir sen bir ben karıştırırız. Son olarak da güvecimizi yapalım. Aynen. Onunla ateş yakmıştık. Bildiğin servis arabamıza koydum, çaldım onları. Yani çaldım demeyeyim de Çağatay'dan dedim ki ben bunlara el koyuyorum. Aldım, bak ne
Arada tak 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 kafamıza düşüp duruyor. Bir tane Harun çeker şimdi. Kafamıza düşmezse ne ala diyorum. Şimdi bunlar kendi kendine olacak zaten. Evet, yani. Ama bir küçük püf noktası vereceğim. Evet. Şimdi biberi doğradığımız zaman tuzunu hemen atmamız lazım ki biraz sulansın diye. O bir türlü tamam. Dibini tutar. Ama daha kaynamadan. Evet, kaynamadan sulansın diye. Bak biraz sulandı Marcel'cim. Tamam. Domatesi hemen atmaya gerek yok. O zaten hemen sulanıyor. Tamam. Ama istersen şimdi tuzunu atalım onun. Olur. Şöyle dediğim gibi çok tuz atmanın hiçbir sakıncası yoktu. Evet, böyle iki tane koyalım. 3-4 kaşık attın evet, yemek kaşığı. Evet, evet. Şimdi bir bakarız sonra tadına. Kaç saat sürer bunun? Valla 2-3 saat sürer şimdi, değil evet, mi? Evet, iyicene eriyip salça haline gelebilmesi tamam. için. Biliyorsun Gaziantep'te falan bunları böyle kaynatmadan makinede çekip direkt olarak tepsilere döküp gün ışığında kurutuyorlar. Evet, onların salçaları çok ama güzel bir de oluyor. Güneş oradaki evet, çok önemli. Doğru. Biz burada o güneşi bulamayız. Aynen. Ya da bu salçaları şimdi bu şekilde kaynattıktan sonra 1 kiloluk kavanozlara sıcak sıcak basıp kapağını kapatıp ters çevirip öyle de kullanabiliriz. Muhtemelen hemen kurutamazsak da küflenecektir. Evet. Şey tahmin yürütüyorum. Ben de isot görmüştüm öyle şey güneyde. Yerlere, sokaklara böyle evet. sermişler. İsot da pul biberin daha çok güneşte kalmış hali. Aynı biber aslında. Kapkar oluyor o güneşten. Evet. İnanılmaz bir görüntü. Biz şimdi burayı ekip arkadaşlarımıza devrediyoruz. Evet. Arada gelip karıştıracağız. Ateşi eksilirse ateş ekleyeceğiz. Odun ekleyeceğiz daha doğrusu. Oklavalarımız böyle dursun. Evet, biberin ağzını kapatayım ben biraz. Olur. Domatesinki açık durabilir. Şöyle bırakalım burayı. Mutfağa buyurun. Çatlama, patlama ne olur. Taşlar da olmuştur, taşlar genleştiyse. Buzdolabına, buzluğumuza bir sürü sebze koyalım. Bence benim hiç şu anda öyle sadece içimden geldiği için söylüyorum. Sen bana bir de poğaça yaparsın. Tamam, hemen. Böyle hemen şıpşak bir tamam, de poğaça hemen yaparız. Hemen şıpşak, kolay bir poğaça şu yapalım. Şu masada da keyif yaparız. Tamam. Hadi gelin. Onları da tepsilere basacağız. Antep'te. Normalde hiç kaynatmadan güneş ışığında kurutuyorlar. Evet, bizde o kadar güçlü bir güneş olmadığı için doğradık. Şimdi tepsiye yayacağız. Biraz daha suyunun çıkmasını sağlayacağız. Hadi orada da işimizi bitirelim. Buyurun. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Ay olmuşa benziyor bunlar Nursel. Ay biber salçası evet. Çok iyi. Of of of. Domates de oldu. Aman. Evet bunları boşaltalım artık. Gel Recep gel. Evet. Gel gel. Gel gör şunu bak. Bakar mısın? Suyu muyu gitmiş. Evet. Biber şahane renk almış. Şimdi artık bunu tepsiye döküyoruz. Tepsiye dökelim evet. Ben tepsileri alayım. Tamam ben de bir kısmını alayım. Şöyle örtülerini alayım. Şurada güneş var şu anda. Tamam. Kaşığımız var şurada. Nasıl alacağız? Bir tarafından evet. sen tut, bir tarafından evet. ben. Önce biberi alalım. Dur bir dakika Nursel'cim, ben alamadım. Şimdi aldım. Şöyle bırakalım Zehra anne. Diğerini de alalım. Tamam. Sanki köydeyiz. Çok güzel. İsterseniz bunu kevgirden de geçirebilirsiniz ama böyle daha ay yok, doğal. Ben tane çok evet, seviyorum. Evet, taneli daha güzel oluyor. Ben de taneli seviyorum. Oh 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 oh. Muhteşem. Ekmeğini ban ye. Şimdi ben aslında acılı biber istedim. O direkt Antep'in falan acı biberi var ya, onu bulmak o kadar da kolay değilmiş. Bayağı sipariş vermek falan gerekiyormuş. Biz normal salçalık biberden aldık. Pazarlarda falan çok rahat bulabiliyorsunuz. Yoruldun değil mi? Evet. Şöyle yapayım mı? Tamam. Evet şekerim, gel şunu kenara alalım. Evet. Allah. Domatesi serdik, şimdi biberi. Haydi bakalım.
Ay renge bak, bak 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 Harun. Renge bak şuna. Öf. Allah, bu ne ya? Zehra anne. Vallahi çok güzel. Ay o kadar oldu. Hoşuma gitti ki şu an salça yapmak. Şimdi şu Burak çiğ köfte tepsisini de versin. Bence Zehra anne bu daha derin. Evet. Buna da koy. Bunların üstüne tülbent sereceğiz Nursel. Evet. Hatta evde mandallarınız olursa kenarlarını da mandallarsınız. Tülbentler de uçmaz ve gayet güzel kurur. Tamam Nurselciğim. Evet. Şunu sen tut. Evet. Hoppala. Şimdi sinek, işte kedi, köpek böyle bir merak edecektir. Onları engellemek için üstlerine hiç kullanılmamış tertemiz tülbentler alıyoruz. Hem de suyunu da mı çeker? Evet, suyunu da çekecek. Ha, bağlıyor musun öyle? Evet, bağlıyorum ki uçmasın diye. Şöyle. Hem de havayla temas da eder bu şekilde. Nursel. Evet. Uçmaması lazım. Tabii. Var mı bir tane daha tülbentimiz? Var tatlım elimde. Elimde mi? Kolumun altında. Şöyle bağlıyorum ucunu ki uçmasın. Evet, vallahi helal. Çok güzel.